Evet, tüm belediyelerimizin sabrına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 80 arkadaşımız konuştu. Ortalama konuşma süresini 5 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Ben hem sizin sabrınıza hem de yardımcı olan arkadaşlarımın anlayışlarına çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıra eleştirileri dinledik. Cevap hakkı doğru doğal olarak eleştirilere karşı. Öncelikle sanıyorum Sürgen hakkında yönetimden gelen bilgi, yönetim kurulu üyesi Sayın Fethi Açan bilgi verecekler. Buyurun. Bazı
müracaatların olduğunu, eğiticilerin oluşmasıyla ilgili süreçte müracaatların yönergede yer almadığı şekliyle kabul edildiği gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Evet, değerli arkadaşlar, Sürgen 2018'de kuruldu. Benden önceki dönemde biz 27 Kasım'da 2019'da göreve geldik, daha doğrusu atandık. O tarihe kadar 29 karar alınmış bizden önceki ve o kararların içinde de münferit imzayla ilgili eleştiri aslında o dönemde oradan gelenekle geliyor. Ayrıca bir hususu daha tekrar zikretmem lazım. Bir zorunluluktan doğan bir uygulama. Neden? 9 Eylül'de kurduk iktisadi işletmeyi. Ve o tarihte pandemi bütün hızıyla muhtemelen kendileri de belki 2 yıla yakın, belki 1,5 yıl online olarak bu işlere katıldı. Hepimiz öyle yaptık. Ama biz yönetim kurulundaki arkadaşlar, özellikle TÜRMAK yönetiminde olmamızda hasabıyla mümkün olduğunca her türlü tehlikeyi göze alarak genel başkanımızın istemleri doğrultusunda bizatihi bu toplantılara katılmak suretiyle görevimizi yapmaya çalıştık. Ben bilgilendirme dedim. Ben sabrınızı zorlamadan bir husus daha söylemek istiyorum. Biz gerçekten pandemiyi aslında fırsata çeviren çalışmalar yaptık. Bunları Sürgem sayfasında görebilirsiniz. Ama görmeyenler için ya da bakmaya zamanı olmayan, çünkü hakikaten olağanüstü günlerden geçildi. Söylemek isterim ki 2023'ten itibaren eğer sürekli eğitimle ilgili süreklilik ve zorunluluk başlatılma kararı alınırsa şu anda Sürgem yönetimi buna hazır hale getirmiştir. Her türlü altyapıyı kurmuştur. O noktada ben Sayın Genel Sekreterimize de özellikle ve çok yoğun ummalı çalışmalarından dolayı huzurunuzda teşekkür etmeye bir borç duyuyorum. Biz 232 tane eğitici tespit ettik. Bunlar sınav süreçlerinden geçti arkadaşlar. Değerlendirmeler yapıldı. Videolu gösterimlere dair kendilerinden sunular aldı. Öyle 9 tane yönetim kurulundan oluşan 4'ü profesör, 2'si yeminli, 2'si serbest kökenli olmak üzere oluşan o eğitim komisyonu yaklaşık 5 ay gerçekten insanüstü çalıştılar. Çünkü pandemi günleri o yoğunluğu devam etmesine rağmen. Ve onlar yapıldı, bugüne getirildi. Biz bu yapılanlardan dolayı hiçbir şeyi ne gözden kaçırmaya ne de dikkatlere sunmadan arka taraftan, affedersiniz, dolaşarak bu işleri yapma yoluna gitmedik. Gidemeyiz. Biz hem önce kendimize hem de işte bu hazuruna, genel kurula ve delegelerimize bu hesabı en ince ayrıntısına kadar vereceğimizi bilinci içindeyiz. Hiçbir şekilde o değerlendirmeyi itham diyemeyeceğim, biraz ağır olabilir. Katılmadığımı rahatlıkla söylüyorum. Sürgen toplantılarına çağrılmamasıyla ilgili hakikaten ben üzüldüm. Yani imzasız bir değerlendirme, bir mail. Bakmayın, o raporda imza var. Ama hangi gün kapımızı çaldı da ben bu toplantıya katılmak istiyorum, denetleme kurumu. Hayır mı diyebiliriz? Hayır mı dedik? Sayın Denetleme Kurulu'nun diğer üyeleri geldiler. Katıldılar. Dolayısıyla lütfen.
Lütfen toparlayalım cevaplarımızı, evet. Karşılıklı olmasın. Şunu söylemem lazım. Biz sürgende zaten aldığımız kararların belki de tamamına yakını eğer üçüncü kişileri de ilgilendiriyorsa TÜRMOP yönetimine getirdik her şeyi. Dolayısıyla TÜRMOP yönetim toplantılarına denetleme kurulunda zaten katılıyorlar ve orada yapılan her işleme hem mutlaka oluyorlar hem de gerekirse katkı sunuyorlar. Dolayısıyla o konudaki konu aslında bizimle biraz daha sağlıklı bir şekilde getirilerek değerlendirilseydi belki de o eleştiriler buraya gelmezdi. Ya da öyle olsaydı bu eleştirileri yapacak yer ve zemin bulunamazdı. Ben sürgenle ilgili aldığım notlar bunlar. Son konuşmacı arkadaşımızın gözden geçirilmesi falan değerlendirmesini kayda almıyorum. Ama özellikle hem raporda yer alan hem de daha sonra kayda değer olarak eleştiri konusu yapıldı. Bunları da daha sonra bilgilendirme noktasında sunmuş oldum. Sabrınıza tekrar